Serenay, aldığın en garip iltifat ne? Yani o kadar fazla tuhaf şeylere benzetiyorlar ki. aklıma bir anda gelmedi. Var mı sizde? Ya az önce Canan, Canan bizim makbuzumuz. Halise de bizimle birlikte. Eyvah. Bana arkadan laf atıyor. Yürüyorum ya koridor diyor. Yürüyen cinsellik be. Dedim yani... Düşün aslında, sadece yürürken böyle görüyor. Ama bu, Canan'a has bir durum. Arkadan o sana öyle geliyor Şükrücüğüm. O Canan sadece bunu dile getirmiş. Evet. Yoksa... Ne diyorsun? Ne yalan mı diye kızıyor falan diyor. O kadar haklı ki. Yani. Evet. Yalanın yakalandığı anda çok iyi kıvırırım dediğin bir taktiğin var mı? Ya tabii ki. Ya taktiğim yok da. İyi kıvırırız. Taktik mantık yok. Taktik yok da daha çok üste çıkma iş klasik. Ha. Ya da yani hiç düşünmediği bir şey ki huyumdur yaparım. Bambaşka bir yerden alıp böyle hemen gol. Ha. Çok kötü bir şey. Mesela aşırı sinirlenir. Kendine. Ayıp bir şey ama artık öyle yapmamaya çalışıyorum. Yani bir hak. Haklısın demek lazım arada. Haklısın. Teşekkür ederim. Zamanlama iyi olmuş duruma. Senin var mı kıvırma yöntemi? Yani ben biraz çaktırıyorum galiba öyle şeyleri. Biraz beceriksizliğim var o konuda. Yani umarım öyledir. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çaktırdığımı düşünürüm. Çünkü ne bileyim. Yani yeteri kadar güçlü savunamam galiba. Ha. Bravo. Ha ama olur, tabii haksız bilmem olduğunu düşünüyorsan doğru. Senin pek evet şeyin yok o konularda. Okey falan diyorsun sen. Yani derim herhalde. İşte. Haklıya haklı derim ya ben. İşte bence de ben derim. Sen Ezo? Ben yalan söyleyince itiraf ediyorum. Yani çakıyorsa karşımdaki. Evet evet yalan söyledim. Evet tamam yani yalan söyledim. Evet. Evet. Çok ama iyi. Çoğunlukla da hiç o noktaya getirmeden böyle hissediyorum diyorum. Merve çok iyi biliyor. Evet. Yani sadede geliyorum hemen. Hiç yalana başvurmamaya çalışıyorum. Hı. Şükrü sende var mı öyle bir taktik? Vallahi bende taktik bana yok. Açık. Bam, bam, bam. Ben niye böyleyim? Sen zaten şey hiç kıvırmazsın. Yani yok ben sevmiyorum zaten öyle taktik maktik, strateji falan kasmaya öyle şeyler. Dur. Filmlerden bahsediyordun. Film var. Tamam yine de yani film için de söylüyorum. Şaka yapıyorum. Yapmayın öyle şeyler. Herhangi bir ilişkinden aldığın en büyük ders. Benim çok var ya. Ben çok şey öğrendim ve daha iyi bir insan yaptım bence beni. Gerçekten. Çok şey öğrendim tabii ki. İlişkiden alınan ders bence kara cehennem gibi başlamışım ya ben şimdi konuşmaya. Yalnız bunları konuşmak hepimiz için ne kadar zormuş aslında. Evet evet ben yani. Ben fark ettim evet konuşurken. Yani insan içinde yaşarken bir şekilde iyisiyle kötüsüyle mutlaka kendine bir şey çıkartıyor ama sonra geçmişe dönüp bakıp bunların hepsini... Sessiz söylemek yabancılaştırıyor sessiz söylemek, değil mi? Evet çok tuhaf. Doğru. Kırmamak için dolandırmak çok yanlış bir şeymiş. İnsana zaman kaybettiriyor. Doğru, doğru. Ve kendine karşı dürüstlüğünü de kaybediyorsun. Aslında yani dürüstlüğünü demeyeyim de kendi hissini ertelemeye başlıyorsun. Doğru, o doğru, kötü bir şey bence. Ne kadar hissettiğin şeyi kendin fark edersen her şey o kadar sağlıklı oluyor diye düşünüyorum. Doğru, ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani iletişim bu da tabii ki günün sonunda. Evet, kıymetli bir şey bence bu. Bunu yakalayıp dile getirebilmek çok güzel bir şey. Doğru söylüyorsun. Hı-hı. Ya hakikaten zor ha. Evet. Yani evet, ben bu soruları sorarken kendim de zorluyorum kendimi evet de. Hiç bir yani de adı üstünde hani özel bir şey ya yani hı-hı, özel bir ilişki ya. Hani tabii herkesle birlikte konuşmak bir yerden sonra. Yabancılaştırıyor. Evet, peki sana sorulmasına hı-hı en nefret ettiğin şey ne? Ay benim var. Neymiş seninki? Seni ya, yiyeceğim benim, artık. Bu, çünkü herkes... Yok hayır susma. Önce evet sen söyle ben o soruyu düşünüyorum. Kaşlarını neden almıyorsun? Kaşlarını da al da al almıyorsun. Niye de almıyorsun? Ben niye de özel hayatıyla ilgili bir şey gelecek. Kaşlarını. Kaşlarını niye almıyorsun? Ben de içinden kaç kilosunu düşünüyorum. Ha ben de. Niye kaşını ben almıyorsun? Aa çok iyi. 75. kere niye kaşını almıyorsun dedi. Biriniz cevap verin. Niye? Çünkü herkes kaşını alıyor muhtemelen. Yani. Ha, sen almıyor musun? Almıyorum. Niye? Şaka şaka. Niyesini açıklayabilir miyim burada? Tabii hayatım istediğini yapabilirim. Almıyorum çünkü bu kaşlar lazım olduğunu düşünüyorum. Yani yaptığım rollerde zaten gerekli. Olan bir rolde, olan bir rolde pıt pıt alırız. Yani almak basit, uzatması zor.
Evet. Teşekkürler. Harika cevap. Çok teşekkür ederim. Senin ben buna şahit oldum dün Alice kulisinde. Ay gerçekten. Arkadaşlar yemin ediyorum. Şöyle bir şey oldu. Enis'in kulisine gittik, oturuyoruz ikimiz. Bu böyle Enis güzelliğe aşık bir adam maalesef. Yani yanıma ruj sürmeden gelme falan diyor. Beni göresi yok. Hani Betim benzin atmış, bir allık sürseydim bu ne ya, evet, falan bana öyle birisi. Ve Merve'yi dinlerken alakasız bir şey anlatıyor kız ciddiyetle. Böyle yaptı. Aşkım. Buranda mı almıyorsun? Çıkmış, çıkmış dedi. Ezor. Kışın ha, ortası çıkmış, çıkmış dedi. Evet ya Merve de ben hiç almıyorum ki oradan. Hiç almıyorum ki dedim. Nasıl hiç mi almıyorsun? Evet ya. Daha dün yaşandı bu. Çok